Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlere evde limonlu dondurma nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Yapımı oldukça kolay olan ve asla buzlanma olmayan limonlu dondurma tarifi videosu için hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak malzemelerimizi saymakla başlıyoruz. 1 su bardağı süt, 1 paket krem şanti, 1 adet limonun kabuğunu rendeleyeceğiz. 1 adet yumurta. Çeyrek çay bardağı toz şeker. Yarım çay bardağı limonun suyu, 2 paket vanilya, 1 çay kaşığı zerdeçal. Derince bir karıştırma kasemizin içerisine bir su bardağı soğuk sütü ekliyoruz. Ve daha sonra içerisine bir paket krem şantiyi ekliyoruz. Ve daha sonra mikserimizi alarak güzelce krem şantiyi karıştırıyoruz. Krem şanti beyazlaşıp köpürünceye kadar bu şekilde çırpıyoruz. Sütümüzün soğuk olması çok önemli. Eğer süt soğuk olmasa krem şanti kıvamını almaz. Bu dondurmayı yaparken ilk olarak krem şantiyi hazırlıyoruz. Diğer malzemeleri hazırlayıncaya kadar krem şanti buzdolabında bekletilecek. Hazırlamış olduğumuz krem şantinin etrafını spatula yardımıyla düzeltiyoruz ve buzdolabına kaldırıyoruz. Krem şanti buzdolabında beklerken diğer malzemelerimizi hazırlamaya geçiyoruz. Derince bir kabımızın içerisine bir adet yumurtayı koyuyoruz ve içerisine çeyrek çay bardağı şeker ekliyoruz. Şekeri de yumurtanın içerisine kattıktan sonra mikser yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Şeker ve yumurta iyice köpürecek ve mayonez kıvamına gelinceye kadar karıştıracağız. Sizler dilerseniz şeker miktarını biraz daha artırabilirsiniz ya da şekerli sevmiyorsanız biraz daha azaltabilirsiniz. Güzel bir şekilde çırptığımız yumurtanın içerisine 2 paket vanilyayı ekliyoruz. Bu tarifimizde yumurta kullanıyoruz fakat kesinlikle yumurta kokusu olmuyor. Bunun garantisini size verebilirim. Vanilyayı da çırptıktan sonra içerisine yarım çay bardağı limon suyunu ekliyoruz. Daha sonra bu karışımımızın içerisine rendenin ince tarafıyla 1 adet limon kabuğunu rendeliyoruz. Özellikle rendenin küçük tarafıyla rendelerseniz eğer böylelikle ağzınıza limon kabuğu gelmemiş olur. Kesinlikle bu aşamada limonun beyaz kısmını rendelemeyin yoksa dondurmanızda acılık hissedersiniz. Bu arada bu tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml, su bardağı ölçüsü ise 200 ml. Limon kabuğunu da rendeledikten sonra tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Bu malzemeleri de güzelce karıştırdıktan sonra içerisine artık krem şantiyi ekleme zamanı geldi. Spatula ile şöyle etrafını bir düzelttikten sonra dolapta beklettiğimiz krem şantiyi diğer karışımımızın içerisine ekliyoruz. Bu dondurmada gerçekten limonata kıvamında lezzetli bir dondurma oluyor. Zaten bu dondurmayı yaptıktan sonra bir daha asla dışarıdan dondurma alıp yemeyeceksiniz. İçerisinde de asla buzlanma olmuyor. Karıştırma kabımızın içerisine krem şantiyi de koyduktan sonra mikser yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. 2-3 dakika boyunca da krema kıvamı alıncaya kadar bunları da karıştırıyoruz. Daha sonra içerisine 1 çay kaşığı zerdeçal ekliyoruz. Zerdeçal dondurmamızın tadını kesinlikle bozmuyor. Aksine hem vitaminli hem de dondurmamıza renk verecek olan zerdeçal. Artık karıştırma işlemimiz bitti ve dondurmamızın üzerini sera freşle kapatarak buzdolabımıza kaldırıyoruz. Buzdolabında 1 saat boyunca bekleteceğiz. Dondurmayı 1 saat boyunca beklettik Serafireşi kenara doğru açıyorum ve dondurmamızı mikser yardımıyla şöyle bir karıştırıyoruz. 2-3 dakika boyunca bu şekilde karıştıracağız. Bu karıştırma işlemini 3 kez tekrarlayacağız. Yeterince karıştırmış olduğumuz dondurmayı tekrar serafireşle kapatıyoruz. Ve tekrar buzdolabına gönderiyoruz ve 1 saat boyunca tekrar bekletiyoruz. 1 saatin sonunda dondurmayı tekrar çıkartıyoruz. Spatula yardımıyla şöyle bir etrafını toparlıyoruz. Gördüğünüz gibi etrafı biraz donmuş. Bu karıştırma işlemi dondurmamızdaki buzlanmayı engelleyecek. O yüzden bu bölümü 3 kere tekrarlamamız gerekiyor. Mikseri alıyoruz ve mikser yardımıyla tekrar dondurmamızı karıştırıyoruz. İsterseniz bu aşamayı spatula ya da yapabilirsiniz ama o zaman biraz daha uzun sürüyor. O yüzden de sizlere tavsiyem sizler de mikser yardımıyla güzelce çırpın. 1-2 dakika boyunca da bu şekilde çırptıktan sonra mikserin uçlarını çıkartıyoruz. Şöyle güzelce temizliyoruz. Spatula yardımıyla da etrafını şöyle bir toparlıyoruz. Bu kısımlar ince olacağı için çok daha çabuk donuyor etrafını topladığınız zaman eşit ölçüde donacak. Dondurmayı tekrar ağzını kapatıyoruz ve tekrar buzluğumuzun içerisine koyuyoruz. Bir saatin sonunda dondurmamızı tekrar çıkartıyoruz. Spatula yardımıyla donan kısımların iç kısmını alıyoruz. Ve mikser yardımıyla tekrar sonuncu kez çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Bu dondurmayı bir kez yaptıktan sonra bir daha asla vazgeçemeyeceksiniz. Birkaç dakika boyunca da dondurmayı çırptıktan sonra dondurmamızı kenara alıyoruz ve buzdolabına koyacağımız kabın içerisine koyuyoruz. Sizlere tavsiyem buzluğa koyulabilir özel kaplar var. Onların içerisine koyun. Ya da daha önce kullanmış olduğunuz dondurma kaplarına da koyabilirsiniz. Kesinlikle cam bir kasenin ya da cam bir kabın içerisine koymayın. Cam kabınız buzluğunuzda kırılabilir. Sizlere de tavsiyem size anlattığım püf noktalarına uygularsanız eğer gerçekten lezzetli ve güzel bir dondurma yemiş olursunuz. Dondurmayı buzluk kabımıza koyduktan sonra spatula ile şöyle bir düzeltiyoruz. ve dondurmayı koymuş olduğumuz kabı şöyle sallıyoruz ve tezgahımıza bir iki kez vurarak dondurmadaki olan boşlukların hepsini dolduruyoruz. Böylelikle içerisinde hava boşluğu kalmamış olacak. Kabımızın kapağını kapatıyoruz ve artık buzluğumuza yolluyoruz. 6 saatin sonunda dondurmanız yemeye hazır olacak. Gördüğünüz gibi dondurmamız 6 saatin sonunda hazır. İsterseniz 2 gün sonra, 3 gün sonra, 5 gün sonra ne zaman arzu ederseniz o zaman ikram edip ya da o zaman yiyebilirsiniz. Dondurma kaşığımızı şöyle suyla biraz ıslatıyoruz ve külahımızın içerisine koyuyoruz. Gerçekten hem rengiyle hem dokusuyla ve lezzetiyle muhteşem bir dondurma oldu. Tadı da gerçekten muhteşem oldu. Eminim sizler de denedikten sonra favori tarifleriniz arasında yerini alacaktır. Dondurmayı külah koyduktan sonra çam fıstığına şöyle güzelce batırıyorum. İsterseniz sizler fındık parçacıklarına da batırabilirsiniz. Her ikisi de çok güzel oluyor ve çok lezzetli oluyor. Daha sonra şöyle bir kup alıyorum ve kupun içerisine de koyuyorum. Kasede ya da kupta hiç fark etmez, hepsi de çok güzel. Tarifimdeki tüm detayları elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısmı olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Gerçekten tam kıvamında ve limonata tadında lezzetli bir dondurma oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmında da paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Dondurmamın son halini sizler seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi Abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüz olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.